Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ine hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i, Türkiye'den ve dünyadan başarılara imza atan mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, onların gözünden geleceğin gücünü oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön veren en güçlü meslek örgütlerinden biri olma vizyonuyla 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 30 bini aşkın etkin üyesiyle çözümler üreten bir oda konumundadır. Mesleki hakları savunan ve meslek değerlerini koruyan birimleri, sertifikasyon ve yetkilendirme kursları, mesleki gelişimi odağına almış yönetimiyle sürekli olarak meslektaşlarının yanında ve bu sorumluluğun bilincinde olan, onların her alanda etkin bir sesi olarak görev yapan güçlü bir meslek örgütüdür. İşte bu podcast'te ben Aykut Balcı moderatörlüğünde hepimizin çok sevdiği bir meslek olan mühendisliği konuşacağız. Hazırsanız Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Bu bölümde İsveç'e gideceğiz. Ürün geliştirme mühendisi olarak Volvo'da çalışan Kübra Topçu şu anda karşımda. Kübra merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Gerçekten Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi farklı bir projeye imza atıyor ve bu projede senin de yer almanı istedik. Çünkü özellikle YouTube'dan yaptığın yayınları yakından takip ediyoruz ve sonrasında da LinkedIn üzerinden baktığımda kariyerine, gerçekten de muhteşem bir kariyer ve şu anda da Avrupa'da kariyerini sürdürüyorsun. Biraz seni tanıyabilir miyiz ki? Kendini bize anlatabilir misin? Tabii. Ben Kübra Topçu, 30 yaşındayım. Ankaralıyım. Hayatımın 25 senesini Ankara'da geçirdim. Daha sonra istediğim işi Ankara'da bulamadığım için İstanbul'a taşındım. Ama öncesinde ODTÜ Makine'den mezun oldum 2014 yılında. Bir süre Türkiye'de çalıştıktan sonra da iş için İsveç'e geldim. 3,5 senedir senin de söylediğin gibi Volvo'da burada çalışıyorum. Öyle. Yine soğuk bir yere gittim diyorsun. İklim olarak. Bayağı soğuk oldu. Evet. Peki, yani başkentten İstanbul'a geçiş oldu. İstanbul'dan yurt dışı hikayen nasıl başladı? Yani daha doğrusu Volvo ile tanışma hikayen nasıl oldu? Şöyle, esasında insanların, şimdi de çok görüyorum, yurt dışına taşınmak gibi bir maksatları oluyor. Benim böyle bir amacım yoktu en başında. Fakat beni LinkedIn'den bir headhunter buldu. Kelle avcısı diyorlar işte. Hollanda'daki bir şirket için görüşme ayarlamak istedi. Bu görüşmelerde sonra benim istediğim gibi gitmedi. Ayarlanması gereken zamanda ayarlanamadı, müdür tatile çıktı derken ben buna üzüldüğümü fark ettim. Çünkü heveslenmiştim. Sonra dedim ki, yani ben böyle bir şey istiyorum herhalde. Ve o günden sonra biraz da tabii 2016 referandumuna da denk geldi. Onun da etkisi oldu üzerimde. Oradan sonra da iş arayışımı hızlandırdım yurt dışındaki. Birçok yere başvurdum aslında. Yine otomotivde çalışmak istedim. Orayla ilgili bir zaten sorunum yoktu. Almanya'ya başvurdum, Hollanda'ya başvurdum derken İsveç oldu benim için. Ben de buraya gelmiş oldum. Bu arada Volvo Bus'ta çalışıyorsun. Onu da belirtelim. Girişte evet, bahsetmedik onu. Otonom otobüsler ve elektrikli otobüsler konusunda da podcast'in ilerleyen kısmında tekrar o konularda da soracaklarım olacak sana. O konuda da bizi bilgilendirirsen sevinirim. Peki İsveç'te aradığını bulabildin mi? Çalışma koşulları nasıl? Onun hakkında biraz bize neler anlatırsın? Ya da şöyle sorayım. Hem Türkiye, iki soru sormuş olayım. Hem Türkiye hem İsveç'te deneyimi olan bir mühendis olarak neler en çok seni şaşırttı? Neler etkiledi? Benim aslında Türkiye'deki tecrübem 2,5 sene, 3 seneyi bulmadı. Hani ne kadar uzun tartışılabilir. Burada daha uzun süredir çalışıyorum ama beni şaşırtan şeyler çok var esasında. Özellikle burada özel hayata bir saygı söz konusu ve işle özel hayat arasında müthiş bir denge var. Bunu kurmaya çalışıyor İsveçliler. Örneğin hafta sonu WhatsApp'tan mesaj almak bile tartışılan bir konu. Bana mesaj atmayın diye tartışılıyor özellikle pandemiden sonra. Onun dışında insanlar tükenmişlik sendromu izni alabiliyorlar. 6 aya kadar izne çıkabiliyorsunuz. Burnout diyorlar buna. Buna o çok ilginç. Şaşırmıştım. Nasıl, evet, yani? Ben böyle de şaşırdım şu anda. Böyle bir şey konuşabiliyor muyuz? Kendi psikolojimizden bahsedebiliyor muyuz? Çünkü bunu normalde söylesen işten atılırsın gibi geliyordu bana. Ama insanlar hani iyi bir iş yerinde,
iyi koşullarda çalışırken yok artık ben yapamıyorum deyip 6 ay kayba karışabiliyor. Bana çok ilginç gelmişti. Onun dışında tabii ki müthiş bir bireysellik söz konusu. Yani özellikle izin alacaksanız mesela tamam senin izne ihtiyacın varsa vardır. Açıklamana gerek yok bana gibi bak var. Bir de bu hastalık ve çocuk hastalığı izni diye bir şeyleri var. 2 hafta mesela doktordan rapor almanıza gerek yok. Çocuğunuz hastaysa da aynı şekilde çocuğum hasta deyip gelmiyorsunuz işe. Şimdi ben buna çok saygı duyuyorum çünkü müthiş bir güven kültürü oluşmuş durumdalar. Biz bunu duyduğumuzda genelde şey diyoruz yani suistimal eden olmuyor mu? Böyle düşünüyoruz direkt. Ama karşılıklı bir güven olduğu için bunu yapanları da göz ardı ediyorlar herhalde. O yüzden şaşırdığım şeyler çok oldu. Burada açıkçası şunu söyleyebilirim. Benim bazı günler göçmenlerde çok vardır. Döneceğim ben diye ara ara gelir. Bana da oldu ama buradaki çalışma koşulları beni burada tutan en önemli etken. Biliyorsun Almanya'ya gelen, gurbete çalışmaya gelen herkes bir ev bir araba alırız diye gelmiş. 60 küsur yıldır buradayız. Yani buradayız derken Almanya'dayız. Bu arada ben Almanya'dayım şu anda, o yüzden buradayız diyorum. Ve şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Hani bu taraf, Almanya tarafından da bir örnek vermek istiyorum. Yıllık izinde çıkmıştı eşim. Yıllık izine çıktığında izindeyken hastalandı. 2-3 gün böyle nezle grip gibi bir şey oldu. O sırada bir şekilde onun yöneticisi gördü mü, telefon mu açtı ne? Şey dedi. Saymıyorlar değil mi izinden? Evet, onu Hastalık izni sayıyorlar. rapor alıp tekrar onu izinden düşebilirsin gibi bir şey dediler. Ben şoke oldum yani. Nasıl olur böyle bir şey? Zaten izinde ve hayır hayır dediler. O hastalık ayrı bir olay. Onu tekrar sen rapor alıp onu şeyden düşebilirsin, izinden. Tekrar izini uzatabilirsin gibi bir şey dediler. Bana enteresan geldi gerçekten. Benzer şeyler tabii ki İsveç'te de var anladığım kadarıyla. Yani saymakla bitmez aslında çok fazla şey var. Örneğin doğum izni. Bizim ülkemizde erkeğe verilen 5 gün izin var. Ve cumaya denk geldiyse sanırım doğum. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur. Hafta sonu da bu 5 gün içinde sayılıyor. Yani pazartesiden çarşambaya izniniz oluyor sanıyorum. Burada 18 ay ve bunu kadın erkek eşit bir şekilde paylaşıyorsunuz. Bunu eşit paylaştığınız sürece de teşvik alıyorsunuz. Yani gerçekten çok fazla şey var saymakla bitmez. Yani tabii burada şey, bizim amacımız kesinlikle ülkemizi kötülemek değil. Keşke aynı koşullar orada da olsa, Türkiye'de de Evet. olsa demek. Yani podcast'i dinleyenler sakın yanlış anlamasın. Sadece bizimkisi şey, şu anda sen İsveç'tesin, ben Almanya'dayım. Ve hani Türkiye'de de keşke olsa bunlar. Yani bunları herkes yaşasa. Neyse, belki zaman zaman bunları da görme şansını yakalayacağız, öyle tahmin ediyorum. Bundan bahsetmek bence şöyle önemli. İnsanlar farklı bir çalışma koşullarına erişebileceklerinin bunun bir ütopya olmadığının farkına varmaları için bence önemli bunları söylemek. O yüzden ben de söylemek istedim. Yoksa ülkeme bir düşmanlığım yok tabii ki. Harika. Çok iyi yaptın gerçekten. Bunlar önemli çünkü şaşırtan şeyler hepimizi ve örnek almamız gereken de şeyler. Peki şey, mühendislik eğitimi üzerine neler söylemek istersin? Yani orada nasıl, mühendise bakış açısı nasıl, Türkiye'de bu konuda neler yapılmalı? Böyle hani her iki tarafı gören biri olarak, bir mühendis olarak tespit ettiğin şeyler var mı? Bence bizim en önemli eksiğimiz yabancı dilimiz. Maalesef şimdi çok iyi okullardan mezun olan mühendislerde bile bir yabancı dil eksikliği ve İngilizce yetkin kullanamama sorunu oluyor. Bunun tabii ki pratik yapmakla da alakası var. Ekonomik durumlarıyla da İsveçlilerin yani %90'ı burada İngilizceyi çok akıcı bir şekilde konuşabiliyor. En önemli şey burada dediğim gibi yabancı dili etkin bir şekilde konuşabilmek. Eğer bu konuda geliştirebileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız muhakkak eğilmenizi tavsiye ederim. Onun dışında benim gördüğüm en büyük fark da bizdeki rekabet tabii ki. Biliyorsunuz çok fazla genç nüfus var. Çok fazla insan üniversite eğitimi alıyor. O yüzden yetmiyor bir de master eğitimi alınıyor. O da yetmiyor başka bir şey. Üstüne sürekli bir şey inşa edip kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. Ama burada öyle değil. İsteyen üniversite eğitimi alıyor. İsteyen master'ını yapıyor. Bu nedenle de herhalde insanlar daha çok sevdiği şeylere yönelebiliyor. Benim gözlemim böyle. Yani bir de zaten şey, oradaki sistem, eğitim sistemi nasıl bilmiyorum ama Almanya tarafından da bir destekleyeyim seni. Diyelim ki sen mühendissin, mühendislik okumak için herhangi bir üniversiteye girdin, matematikten geçemedin. Sen bir daha matematikle ilgili herhangi bir üniversite bölümünde okuyamıyorsun. Buna izin vermiyor sistem. Sen git başka bir şey yap diyor. Böyle bir şey varmış Almanya'da. İşte orada o zaman da mesela 600 kişilik başlayan üniversite eğitimi, mühendislik eğitimi için başlayan amfide sadece 30 kişi 40 kişi mezun oluyor. O 30 kişi 40 kişi de gerçekten mühendis oluyor. Ama işte senin de dediğin gibi bizde işte üniversite eğitimi, yüksek lisans, başka başka eğitimler, ama yine de böyle tam anlamıyla bir mühendis elde edemiyoruz anladığım kadarıyla.
Esasında iyi üniversitelerden, şimdi burada iyi üniversite ayrımı yapmak belki hoş olmayacak ama oralarda verilen eğitimler, özellikle de araştırmacı, sorgulamacı, işte bir ekol olduğu için bence düzgün eğitim veriliyor. Ama dediğim gibi çok fazla üniversite var. Akademisyen azlığı var benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bazı okullardaki eğitimin kalitesi de tartışılabilir oluyor. Bu da maalesef hoş bir durum değil. Yani çalışıp bir okulu kazanan bir gencin eğitiminin doğru düzgün olmaması hoş değil tabii ki. Peki kendini geliştirmek adına İsveç'te ne gibi imkanlar var? Sen neler yapıyorsun bu konuda? Eminim ki kendi şirketin de seni destekliyordur ama onun dışında sen nelerle karşılaşıyorsun? Benim tabii ki şu an burada en büyük eksikliğim aslında buradaki yerel dili konuşamıyor olmam. O yüzden de dil eğitimi alıyorum. Şirket bu konuda beni destekliyor. Bir özel grupta İsveççe dersi almama. Bu finansal olarak destek oluyorlar bana. Yardımcı da oluyorlar. 1,5 senedir yaklaşık böyle bir kursa gidiyorum. Bunu aşmaya çalışıyorum. Bir ikinci şey de yaptığım, şu anda bir project management, proje yöneticiliği eğitimi almaya başladım. Bunu aslında Türkiye'den alıyorum. Pandeminin belki de tek yararı bu oldu. Uzaktan eğitim alabiliyorsunuz şu anda neredeyse her yerden. Ben de böyle bir eğitim alıyorum şu anda. Bu ikisi önceliğim. Bu arada bir de YouTube'dan da videolarını izledim. Ondan da bahsedeyim. Böyle bir hem bir geçiş yapmış olalım, bir yumuşatmış olalım. Orada da çok güzel şeyler paylaşıyorsun YouTube kanalında da. O fikir nasıl ortaya çıktı? YouTube'dan bir şeyler paylaşmak. Gerçi ilk bölümde anlatıyorsun galiba onu. Yani şöyle, aslında göçen çoğu insanın galiba %30'unun falan bir YouTube kanalı var. O yüzden çok Evet. özel olduğumu düşünmüyorum ama Doğru. şöyle oldu. Ben kısa çalışma iznine çıkarıldım ve 6 haftayla 10 hafta arası evde hiçbir şey yapmadım, oturdum. Bir de üstelik buraya gelmenin şöyle bir dezavantajı oldu bende. Dediler ki biz işten bazı insanları çıkaracağız. Ben de tabii korkmaya başladım. Beni mi çıkaracaklar acaba? Çünkü işten çıkardıkları an oturma izniniz eğer çalışma iznine bağlıysa 3 ay içinde iş bulmanız lazım. Şimdi pandemi gibi bir ortamda iş bulmak da kolay değil. Onun stresi başladı. Ben de biraz kendimi oyalamak için böyle bir şeye girdim. İlgi çekeceğini de aslında çok düşünmemiştim. Daha kısıtlı bir kitleyle kalırım diye düşünmüştüm. Ama bazı videolar büyüdü gerçekten. Bazen vakit buldukça oraya da bir şeyler yüklemeye çalışıyorum. Benim için de güzel bir iletişim kaynağı oluyor. Çünkü yine yurt dışında çalışan birçok insanla ya da gelmek isteyen birçok insanla iletişim kurma şansını YouTube vesilesiyle elde ettim. Ve zaten oradan da eminim birçok kişiye destek olmuşsundur. Ki zaten destek olmasan bile anlattıklarınla insanlar çok yararlanıyorlar ve gelmeden bir bilgi sahibi olmuş oluyorlar eğer hani senin yaşadığın ülkeye geleceklerse. O yüzden tebrik ediyorum Teşekkür gerçekten. ederim. Teşekkür ederim. Peki şu anda çalıştığın alanla ilgili gelişmeleri belki biraz bizimle paylaşabilirsin. Otonom otobüsler işte ve elektrikli otobüsler son dönem içerisinde oldukça yükselişe geçmiş durumda ve Volvo da bildiğim kadarıyla dünya üzerinde bu işi yapan yani otonom otobüsler ve elektrikli otobüsler konusunda ilklerden biri. Şöyle bir baktım, araştırdım Volvo ile ilgili. Dünya üzerinde birçok ülkeye ihracat yapıyor. Bu alanda yani mobilite konusunda ne gibi gelişmeler var? Neler bekliyor bizi? Biraz bahsedebilir misin? Ben de esasında elektrikli otobüslerde çalışıyorum. Sadece işte yine bu ulaşım sektörünün fazlasıyla etkilenmesi bu sene bizi de vurdu oldukça. Birçok projemiz vardı. Yani tekrar düşünmek zorunda kaldığımız şeyler oldu. Çünkü yani hem şehir içinde hem şehirler arası, özellikle şehirler arası yolculuklar çok etkilendi. Neredeyse kimse otobüse binmiyor gibi bir durum oldu. Ama gelecekte tabii elektrikli araçlar var. Bunun içinde öncelik şehirlerin altyapısının, geri dönüşüm altyapısının yapılması. Çünkü elektrikli araçlarda bunu eminim bilenler de vardır. Elektriği kömürden elde ettiğiniz zaman hiçbir çevre kirliliği olmuyor. Bilakis çevreye zarar vermiş oluyorsunuz. O yüzden özellikle geri dönüşüm, işte yenilenebilir enerji, bunlar üstüne. Hem alternatif yakıtlı araçlar, tabii ki bunlar da önümüzdeki gelecek olan şeyler. Otonom araçlar, kendi kendine park edebilen, park yerinden kendi çıkabilen, şoförünü kendi bulabilen araçlar, bunlar artık. Çünkü bir hangar düşünün, oradan aracın kendi çıkabiliyor olması lazım. Şoförü bulabilmesi önemli. Şoför kendi park etse aslında daha çok zarar verecek vesaire. Onu ayarlayabilmemiz lazım. Böyle şeyler geliyor tabii. Bir de şey geçtiğimiz günlerde araştırmaya bakmıştım. Öyle bir makalede denk gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde salınımların yaklaşık %23-25'i ulaşımlardan kaynaklanıyormuş. Ve işte bu hani Paris Anlaşması falan var ülkelerin hava kalitesini daha iyi arttırmak için. Avrupa'da özellikle anladığım kadarıyla önümüzdeki yıllar içerisinde otobüslerin yani toplu taşımaların
tamamı bu yönde bir karar alacak. Elektrikli otobüsler çok fazla karşımıza çıkacak anladığım kadarıyla. İşte dizelin ortadan kalkması gündemde. Bu konuda sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz? Şimdi burada mesela en önemli sorunlardan biri bataryanın nasıl tekrar kullanıldığı, geri dönüşümü. Çünkü batarya da esasında kendi başına çevreyi kirleten bir şey ve belirli de bir ömrü var. İşte 4-5 tane bataryayı ya da kaç tane isterseniz bir araca takıyorsunuz. Bilmem kaç sene sonra gidip yenisini almanız gerekiyor. O bataryaları da belirli şirketler satın alıyor aslında. İşte yine geri dönüşüm şirketleri, böyle bir devir daim söz konusu şu anda. Ama eminim daha çok da çözüm bulunacaktır bu sektör geliştikçe. Elektrikli otobüsler yaygınlaşacak. Bundan eminiz ama henüz beklenen seviyeye ulaşmadı, değil mi elektrikli otobüsler? Yani bu bir yatırım aslında. Bunlar ucuz şeyler de değiller. O yüzden işte şehirlerin böyle bir yatırım kararı alması lazım. Birçok şehir aslında istiyor ama bu baktığımız şehirler de aslında işte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Çin'de olsun çoğu esasında refah seviyesi yüksek yerler. Yani böyle bir kararı verebilen, ben artık elektrikli otobüs istiyorum diyebilen yerler. Peki şeye inanıyor musun? Yani burada mesela çok fazla işte scooter kullanılıyor, elektrikli bisiklet kullanılıyor. Şahsi araçlarımızdan kiraladığımız bisikletlere kadar bir gün bütün ulaşım sistemleri kademeli olarak elektrikli olacaktır diye bir öngörün var mı? Yani bu aslında ülkeye ve ülkenin uyguladığı politikalara bağlı. Örneğin Norveç'te çok yaygın bir elektrikli araç kullanımı var. Ama bunun için gerçekten vergilerle insanları teşvik ediyorlar. Vergi oranlarını çok düşük tutarak, işte park yerlerini elektrikli araçlar için bedava yaparak bir sürü teşvik alanı var. O yüzden ben burada devletlere de çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bu araçlar teşvik edilirse, Ar-Ge'sine daha çok yatırım yapılırsa, evet muhakkak dönecektir. Geleceğin şehirleri elektrikli otobüslerle, işte otonom araçlarla olacak. Onu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu arada Almanya'da, bilmiyorum İsveç'te nasıl elektrikli otobüs? Elektrikli otobüsten kastımız bir bataryayla yol alıyor, değil mi? Ama burada Almanya'da bizim eski böyle tramvaylar gibi üstünde gerçekten teller olan ve elektriği yukarıdan alan ve işte Frankfurt Havalimanı'na giden yolda böyle bir test yolu yapmışlar. İki tane otobüs gidiyor geliyor. Otobüs ama gidiyor geliyor. Elektriği yukarıdan şeyden alıyor. Evet, böyle projeler de Tren var. gibi yani düşünelim. O bana çok ilginç gelmişti gerçekten. Yani o işte o şeyden mi kaynaklanıyor? O batarya sorununa bir çözüm bulamadığından mı? Yok, bu aslında bir metrobüs gibi bir çözüm aslında. Çünkü elektrikli araçların şu anda şöyle bir sorunu var. Daha çok şehir içi kullanılıyor ve belirli rotalarda kullanılıyor. Özellikle de kısa mesafe hatlarda. Şu an örnek bulamadım Türkiye'den ama kısa mesafe düşünün, işte 5, 10 kilometre, 20 kilometre neyse menzili. Yani çok uzun yollar gidemiyorsunuz. Ya Telefonunuzu nasıl şarj ediyorsunuz? Bu aracı anladım. da şarj etmeniz gerekiyor. O sebeple. Yani onun da üstten şarj olmasının sebebi sürekli onun kullanılabiliyor olması o aracın. Sürekli şarja takılı bir elektrik süpürgesi gibi Anladım. Evet, yani anladım. Şimdi çok iyi aslında. anladım. Yani otobüslerin akülerinin, yani hibrit otobüslerin, hibrit araçların akülerinin, daha doğrusu otobüslerin 10 kilometreye kadar, 10 dedin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. En fazla. Şimdi burada rakam vermek Ha, istemiyorum tamam. ama Kısa çünkü diyelim. değişebilir. Ha. Kısa Kısa mesafe diyelim. diyelim, evet. Kısa mesafe diyelim. Kısa mesafede gittiği için o yüzden böyle bir şey yapmışlar. Peki şey mesela atıyorum kaç dakikada şarj işlemi oluyor? Çok uzun mu oluyor? Şöyle söyleyeyim bunu. Çok şirket ve projeler adına konuşmak istemiyorum ama Avrupa Birliği'nde mesela her bir saatte bir mi? Hatırlayamıyorum ama şoförün 7 dakika ya da 6 dakika mola hakkı var. O sırada mesela şarj olması bekleniyor. Böyle kural ya da istekler var, öyle söyleyeyim. Anladım. Şoför dinlenmeye almışken kendini araçta şarj olabilsin bir yandan gibi. Tabii bunu gün içinde yapıyorsunuz. Akşam da depoya çekiyorsunuz aracı. Orada tekrar şarj oluyor. Anladım. Yani gelecekte neden elektrikli otobüsleri tercih etmeliyiz diye sorsak, herhalde şey sessiz, güvenli, yenilebilir enerjiyi kullanıyor. Bunlar tabii herkesin bildiği şeyler de tabii ki işte o teknik şeyleri aşarsak, işte doğru şarj etme teknolojilerini bulursak öyle diyeyim yani yaygınlaşacak diye düşünüyoruz. Şeye baktım şimdi az önce Almanya'da 2015 yılında 11 trilyon civarında yolculuk yapılmış. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre. Bu da çok fazla yani işte çevreye çok fazla zarar demek yani. Bilmiyorum yeni şey istatistik nasıl ama toplu Bir de taşıma şöyle bir durum var. Esasında
şimdi toplu taşıma mesela çevreye daha az zararlı diyebiliyoruz ama eğer o otobüs özellikle dizel bir otobüsse ve içinde 2-3 yolcu varsa esasında sizin bindiğiniz özel aracınızdan çok daha zararlı. Çünkü orada 12-13 litrelik bir otobüse biniyorsunuz. İnanılmaz bir salınım söz konusu. Bu belki hani İstanbul gibi bir şehirde mümkün değil. Kalabalık bir yer sonuç itibariyle ama bazı yerlerde de oluyor. O yüzden de özellikle çok kalabalık olmayan rotalarda da yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ben burada genelde yani tabii yaşadığım yer ufak bir yer. Genelde 2-3 kişi görüyorum otobüslerin içerisinde. Ama senin de dediğin gibi Türkiye'de büyük şehirlerde böyle bir şey mümkün değil. O açıdan da avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki başka ne gibi gelişmeler var? Böyle bizi şaşırtacak gelişmeler var mı? Otonom araçlar ya da elektrikli otobüsler konusunda. Tabii Çok gizli değilse tabii yani. alternatif yakıtlar konuşuluyor. Ben şu anda şirket adına konuşmuyorum ama genel pazarın gittiği yer alternatif yakıtlar, otonom araçlar ve elektrikli araçlar. Şu an öncelik ve trend bu yönde, öyle söyleyeyim. Peki Kübra, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına yapıyoruz bu podcast'i ve onlar sunuyor bu podcast'i. Onlar destekçisi. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında neler söylemek istersin? Ya da daha genel bir soru soracak olursam, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi nasıl? Orada nasıl? Türkiye'de nasıl? O gözlemlerini de anlatırsan çok sevinirim. Tabii benim esasında İstanbul'dayken böyle bir üyeliğim yoktu ama sizin vasıtanızla ben de hem odayla hem de oda başkanı İbrahim Tataroğlu ile konuşma fırsatı buldum. Ve bu yaptıkları yayın bana anlattığı şeyleri çok faydalı buluyorum. Özellikle kıdemli ve tecrübeli mühendislerin gönüllülük ve dayanışma esasına dayanarak yeni mühendislere böyle bir aktarım yapabiliyor olması, işte Zoom'dan yaptıkları görüşmeler, eğitimler bunlar bana çok dokundu. O yüzden çok önemli buluyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim ülkemizde maalesef bir odaya üye olmak yani herkesin çok istediği yaptığı bir şey değil. Çünkü biraz da korku oluyor herhalde. Bu esasında bizim sadece makine mühendisliği özelinde değil. Bugün baktığımızda mimarlar odası, tabipler birliği bunların hepsi sanki bunlara üye olmak kötü bir şeymiş gibi geliyor. Ama esasında öyle değil. Birlikte olmak, dayanışma bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bizim de desteklememizin önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç'le ilgili de ben burada bir odaya üye değilim ama sendikaya üyeyim. Burada esasında en büyük katkısı bana sendikanın maaş görüşmelerinde ben esasında maaş görüşmelerinde bir yardıma ihtiyaç duydum ve sendika bana çok yardımcı oldu. Şöyle oluyor, sendikaya siz isteklerinizi ve işte yanlış bulduğunuz şeyleri söylüyorsunuz. Onlar da size bir yardımcı gösteriyorlar. Onunla konuşuyorsunuz. Maaş görüşmelerinize o yardımcı gelebiliyor. Sendika sizin adınızda sorular soruyor. Böyle şeylerde çok etkisi var. Bizim Türkiye'de ben bunu şu an makine mühendisliği odası kapsamında söylemiyorum. Çünkü onlar bir sendika değiller ama sendika eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün baktığımızda 2000 liraya çalışan bir makine mühendisi de var ve hakkını koruyan kimse yok neredeyse. O yüzden böyle bir hak arayacak bizim mühendisler adına bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani sendikalaşma tabii ki şey de yurt dışında daha aktif diyelim senin gözlemine göre. Ama Türkiye'de maalesef böyle değil. İşte biz de bu yüzden bu podcast yayını yapıyoruz aslında. Bir nevi mühendislik gerçekten güçlü bir meslek. Mühendisin gücü geleceğin gücü dedik o yüzden de podcast'in adına. Peki Türkiye'ye dair özlediğin bir şeyler var mı? Çok uzun bir Tabii ki zaman olmamış ölmez ama olur mu? neler Yani var tabii ki mesela? herkesin, sen de biliyorsundur Almanya'dasın, herkesin en büyük özlemi ailesi ve arkadaşları. Bir de yemekler tabii ki. Ama Aynen. onun dışında bir diğer eksikliğini hissettiğim şey samimiyet. Buralarda onu bulmak çok zor oluyor. Onun dışında bizim bence çok güzel bir dayanışma kültürümüz de var. Kimseyi yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kimseyi açıkta bırakmayan bir kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Burada bunları bulmak biraz zor. Aynen Biraz son. daha kibar yani İskandinav halkı kibar ama samimi de samimiyetten uzak öyle söyleyeyim. Mesafeli insanlar ama çok kibarlar o konuda hiç haklarını yiyemem. Ama bizim halkımızda oldukça samimi onu çok özlüyorum. Doğru. Yani şimdi
buçuk yıldır da doğru düzgün Türkiye'ye gidemeyince, eminim seninki de, sen de onları yaşamışsındır. Pandemiden dolayı gidemeyince daha fazla bir özlem duyuyor insan açıkçası. Evet. Ve şöyle, ben kendi adıma söyleyeyim, yemekleri özlüyorum açıkçası. İşte o orada biraz daha fazla seçenek vardı diye. Burada daha çok seçenek var. Doğru, haklısın. Her şeyi bulabiliyorsun. Ve aynı zamanda şey, aslında samimiyet noktasında da burada çok da fazla yabancı da var. Yani sokakta bile bir Türk'le karşılaşma şansın oluyor Almanya tarafında. O konuda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama dediğin şeylere genel itibariyle ben de katılıyorum yani. Bizim insanımız daha sıcak, daha samimi, daha yardımsever. Aile olarak da daha çok sahip çıkıyor dediğin gibi. Ve onları özlüyoruz, evet. Ama ne yapalım, hayat şartları diyoruz. Evet, burada olmayı seçtik sonuç itibariyle, yapacak bir şey yok. Doğru. Peki, yavaş yavaş sona geldik. Güzel de bir sohbet oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana bir kez daha. Söylemek istediğin son sözler varsa onları alabiliriz. Ya da konuşmadığımızı düşündüğün bir şey varsa onları ekleyebilirsin. Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Hem sana Aykut, hem de Makine Mühendisliği, İstanbul Makine Mühendisliği Odası'na. Bana böyle bir fırsat verdikleri için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu podcast yayınında kendi yaptıkları eğitimleri de çok değerli buluyorum. Birbirimizle dayanışmayla birbirimize destek olmamız adına. Çok teşekkür ederim. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Podcast'in açıklama kısmında senin iletişim bilgilerini yazacağım. Mutlaka güzel geri dönüşler olacaktır. Böyle genç bir yaşta orada bizi de temsil ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten biz de seninle gurur duyduk. Duymaya da devam ediyoruz. Umarım güzel şeyler olur hepimiz için. Çok teşekkür ederim. O zaman son sözü sana bırakıyorum Kübra. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.